Merhaba değerli dostlar, Haber 10 kanalına hoş geldiniz. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan başlıklarla sizlerleyiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'i kontrol etme stratejisi kapsamında Yunanistan'ı kendine bağlı bir askeri üsse dönüştürme planı hız kesmeden devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi geçtiğimiz aylarda ülkede bulunan 4 askeri üssü genişletme kararı almış, ayrıca Türkiye sınırına 20 kilometre uzaklıktaki Dedeağaç bölgesinde iki ülkenin savunma anlaşması kapsamında Amerikan güçlerine deniz üssü tahsis edilmişti. Yunan medyasında çıkan haberlere göre Amerika Birleşik Devletleri ordusu tatbikat kılıfı altında, yüzlerce askeri helikopter ve içinde zırhlıların da olduğu 1800 askeri aracı Dedeağaç bölgesine yığmaya hazırlanıyor. Batı Trakya'da Yunanistan ile Amerika Birleşik Devletleri arasında gerçekleştirilecek ortak tatbikat için bugün Dedeağaç'a gelecek olan Amerika Birleşik Devletleri ordusuna ait apaçelerinde bulunduğu 145 helikopter ile yüzlerce askeri aracın Defender Europe 2021 adlı tatbikatta kullanılacağı belirtildi. Endurance adlı kargo gemisiyle Dedeağaç limanına gelecek olan Amerikan ordusuna ait askeri helikopterler, İskeçe Kayalar Atış Tatbikat Alanı'nda Yunanistan'a ait aynı tip helikopterlerle birlikte eğitim tatbikatı gerçekleştirileceği ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri'ne ait Endurance adlı kargo gemisiyle Dedeağaç limanına gelecek olan askeri araçlara ilişkin paylaşılan detayda, 110 adet Black Hawk helikopterleri, 25 adet Apache tipi saldırı helikopteri, 10 adet Chinook ağır nakliye helikopteri ve ilk kez 1800'den fazla askeri araç bölgeye geliyor ifadelerine yer verdi. Videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi, kanalımıza abone olup ülkemizden ve tüm dünyadan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayınız.